Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra ofisinize geldik. Neden geldik? Çünkü Çağdaş'ın elindeki iPhone SE'nin 2020 modeline sağlamlık testi yapacağız. Şimdi videoya devam edeceğiz abi tabii ki de. Ama şöyle bir haberimiz var arkadaşlar size. Bizim Web Tekno Plus adında gitmediğimiz, hiç uğramadığımız bir köyümüz vardı. Şimdi onu tekrar hayata geçirmeye karar verdik. Kanalda şimdiden rez alın diyelim. Hemen aşağı linkini bıraktık. Kanala gidip abone olabilirsiniz. Web Tekno Plus'ın odağı da arkadaşlar ürün inceleme olacak. Zaten kanala gittiğiniz zaman da farkı göreceksinizdir diyelim ve videoya. Özledin mi Çağdaş ofisi? Hayır. Kestik. Özledim şaka. Geçtiğimiz günlerde bunun incelemesini yapmıştık. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Lafı uzatayım mı uzatmayayım mı? Hayır, direkt aksiyona geçelim. O zaman haydi çizilme. Hocam anahtarla başlıyorum. Ya bu telefonlar bu cam işini çözdü ya. Parmak izi okuyucuyu çözdüler mi? Bu telefon için evet gibi gözüküyor. Arkada da bir şey yok. Kameraya giriyorum arkadaşlar. Yok hocam kamera da sağlam. Oğlum sosyal mesafe, sosyal mesafe. Lütfen. Yok ya herhangi bir şey yok. Şimdi esas korktuğum taraflara geçelim. Yani yanları arkadaşlar, yanlar. Dart diye açılacak bence. Umarım yansıyordur kameraya. Burada böyle kılcal kılcal bir sürü çizik oldu. Kamera göremiyor mu? Deriz. Bunu sen istedin. Da. Hadi bunu da alma. Hadi kamera bunu da alma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizik çok kolay oluyor. Hatta ben bayağı bastırıyormuşum ya. Az bastırayım bakayım. Bir tık ömrü kısaymış gibi abi yanları. Ön ve arkada herhangi bir şey yok ama yanlar birazcık tehlikeli. Dikkat edin diyelim ve şimdi sıradaki teste geçelim. Buyurun. Bükme ustası. Son telefon bükücü. Kırarım. Kırarsan kırma da. Kırarım. Kırar mısın? Bir şey söyleyeyim, büküldü. Öndeki ekranın arasına eldivenim kaçtı. O ne lan? Dur. O neydi kız? Ha? Yani şöyle birazcık daha abanırsam ekran çatlayabilir. Bak şu açılmayı görüyor musun hocam? Evet hocam bakın. Nasıl kanırıyor bak. Ekran kalkıyor bak. Neyse bükülmeyi yani zorlarsa kırılacak gibi gözüküyor. Çok güven vermedi ya. Ama ben düşmeye vesaire de kalsın diye çok fazla abanmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi hızlıca... Oturalım bir yerine. Oturalım mı? Otur hocam kır. Kırarım. Kırmak için geldi zaten. Poposuna güvenen yer komple göçüyormuş. Göçük oluşuyor, krater. Daha ne oturacaksın yani? Bilmiyorum ya, hep birlikte izleyip karar verilebilir. Bana bir tık öyle gibi. Ya baksana şurayı görmüyor musun? Hadi şimdi sıradaki teste hızlıca geçiş yapalım. Yakıyorum hocam. Oo! Oy! Kara delik gecikir, belki hiç gelmez. Normalde bu delikler kapanıyordu. Kapanıyor. Gidiyor içe bak. Doğru çekiliyor. Şimdi patlat türküyü. Kara... Çok hafif bir iz var arkadaşlar ama böyle minnacık bir şey. Batarya var orada. Uy! Nasıl açılıyor lan? Kim kimi yakıyor? Neyse bu delik kapanıyor. Tabii ki de siz bu kadar uzun süre çakmak tutmayacaksınız telefonu. Ama diyelim ki öyle bir ateş değdi, bir şey oldu. Dikkat etmek Mangal. Lazım. Telefon yanabilir. Dikkat edin. Yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla IP67 sertifikası var bu cihazın. Şöyle biz 5 dakika bir leğende tutalım, bakalım başına neler gelecek. Hazır mıyız? Hocam ben de Bodrum mandalinasıyla çeşme limonu. Çeşme limonu. Bu arada attım. Şimdi şunu şöyle bir... Son hareket çok önemli. Bir süredir suyun içinde, şimdi bakacağım kaç dakika olduğuna. 10 dakika olmuştur ya. Hayat öpücüğü ister misin? Hayır. Herhangi bir sorun yok. İstiriyor, vallahi duruyor işte. Demek ki su da soğutmamış ise arkadaşlar. Kolonyalı suyun içinde bile şu an sağlam, herhangi bir sorun yok. Ama Çağdaş'ın dediği gibi şuradaki isler duruyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani şu an bu telefonu ye ya, o kadar steril. Su testinden sağlam çıktı tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi gelelim düşürme testlerine. Öncelikle cep hizasından taşımıza düşüreceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Bu arada taş biraz kirli arkadaşlar. Önceki sağlamlık testinden kalan bir şey bu. Temizlenir, sıkıntı yok. Cep hizası... Sapasağlam. Bir de cep hizasından ön taraf gelecek şekilde bırakalım. Yok. Sıra kulağa geldi arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum direkt. Dıdıdıdın. Sağlam. Güzel. Direkt kulak hizasından şuraya. Vallahi çizik dahi yok ha. Helal olsun. Bunun hakkından gelecek zemini biliyorum ben. Cep hizasından bırakıyorum. Öldürdü. Yo. Güldürdü vallahi. Telefon düşerek kırılacak arkadaşım. Kaçışın yok ya.
Vallahi harbiden sağlam telefonmuş ha. Düşme testinden geçen sayılı telefonlardan birisi oldu kendisi. Bunu kendisi istedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelin finale doğru. Evet. Çok uzun bir oldu bu. Evet arkadaşlar, şimdi geldik finalimize. O ne Çağdaş? Ben konuşamam şu an, görevdeyim. Tamam. Çağdaş'ın elindeki arkadaşlar bir çivi makinesi. Normalde inşaatlarda, bu büyük işlerde kullanılan bir makinaymış. Bunu bulduk, getirdik arkadaşlar. Ve telefonu şu önümüzde görmüş olduğunuz tahtaya çakacağız. Yapıştır hocam. Çağdaş, nereden çakacaksın? Parmak izi okuyucusuna parmak basacağım. Kullanma detayından bahsedeyim sana Yüksücüğüm. Önce bastırıyorsun. Boşa çak bakayım. Allah, dur lan. Anam. Oo. Ha, pardon arkadaşlar ama bu neymiş lan? Kokuyor. Oo, çok kötü kokuyor. Çalışıyor mu? Ha, çalışıyor. Güzel, bir tane de üste çak, bitsin bu işkence. Ya, çok zevkli lan. Çak çak çak. Elindeki alet tüplü bir alet. O yüzden çok fazla yakmayalım telefonu. Ne vermeyeyim mi? Yap hocam, yap. İçinde kalmasın, yap. Bunun seri atanı yok mu ya? Bir tane daha atabilir miyim? Bir tane daha atayım lan. Seyirciye sorma hakkını kullan. Bir tane daha atayım lan, çekil. At hadi, at. Oğlum çok zevkli. Çocuk gibi, yemin ediyorum çocuk gibi. Hocam atma bak, piline gelecek. Atma. iPhone'u tahtaya çaktık arkadaşlar. Artık düşme ihtimali yok. Hadi bakalım. Aşırı zevkli. Vallahi mı? Bu zamana kadar en çok keyif aldığım sağlamlık testi oldu. Güzel oldu be. Şekilli bir şey oldu. 10 numarada oldu. Mesela ya, fikristik sanat. Evde mesela böyle bunu as buraya. Şu an sanat. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Ben bunu sanat. Odama asarım hocam. Yan koy, modern sanat. Çapraz hocam o. Bu ne oldu? Sanata karşı bir akım. O postmodern. Ha? Sonuç itibariyle de böylece telefon sağlam değil, çiviye dayanmıyor. Sağlamlık testimizin finalini de güzelce yaptığımıza göre videonun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Mantıklı kısım. Kısımlarda telefon gayet geçerli. Böylece videomuzu kapatabiliriz artık. Videomuzu beğendiyseniz hemen şurada beğen butonu var. Ona basabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.